Çeybi kayıt. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saltanat'ın kaldırılmasını işlemiştik. İkinci TBMM göreve geldi. Daha sonrasında Ankara başkent ilan edilmişti. Cumhuriyet'in ilanıyla devam edeceğiz. Saltanat kaldırıldı. Yönetimdeki tek kişi kaldırıldı. Devlette bir rejim sorunu meydana gelir mi? Kesinlikle gelir. Devletin bir rejim sorunu ve devlet başkanının belirli olması gerekiyor. Bunun için de ne yapacağız? 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. İlk önce Cumhuriyet'in ilanının nedenlerine bakmamız gerekiyor. Cumhuriyet'in ilanının nedenleri arasında milli egemenliğin gerçekleştirilmek istenmesi var. Neydi milli egemenlik? Halkın yönetimde söz sahibi olmak istemesi. Daha sonrasında devlet başkanının belirli olması gerekiyor. Devletin bir başkanı ve bunun belirli olması gerekiyor. Aynı zamanda devletin bir rejimi olmalı. Rejimden kastımız ne bizim? Yönetim biçimi. Bunların da bu gibi nedenlerden dolayı biz Cumhuriyet'i ilan ettik. Peki Cumhuriyet'in ilanının sonuçları arasında neler var? Onlara bakalım. Devletin adı ve rejimi belli oldu mu? Devletimizin ismi ne artık? Türkiye Cumhuriyeti. Rejimimizin ismi ne? Rejimimizin ismi de Cumhuriyet. Devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Milli egemenlik demokrasi anlayışı güçlendi. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçtik. Peki neydi bu meclis hükümeti sistemi? Biz kabine sistemine ne zaman geçtik diye bir soruyla karşılaşırsanız kesinlikle Cumhuriyet'in ilanını söyleyeceksiniz. Cumhuriyet'in ilanıyla biz birlikte kabine sistemine geçtik. Şu anda kullanmış olduğumuz sistemin ismi kabine sistemidir. Şimdi meclis hükümeti sistemi ve kabine sisteminin arasındaki farklara bakalım. Meclis hükümeti Cumhuriyet'in ilanından önce kullanılan sistem. Yasama ve yürütmenin başında aynı kişi var. Yasama ve yürütmenin başında aynı kişi var. Bu demokratik bir uygulama mıdır? Kesinlikle demokratik bir uygulama değildir. Fakat amaç ülkenin kurtuluşu amaçlandığı için kararları hızlı alabilmek adına yasama ve yürütme tek kişide toplanmıştır. Biz buna ne diyorduk? Güçler birliği ilkesi diyorduk. Tekrar söylüyorum. Yasama ve yürütmenin başında aynı kişi var. Amaç hızlı karar alabilmek. Bu sisteme de güçler birliği ilkesi söylüyorduk. Şimdi kabine sistemine bakalım. Kabine sisteminde yasama ve yürütmenin başında farklı kişiler var. Yasama ve yürütmenin başında farklı kişiler var. Bu demokratik bir uygulama mı? Kesinlikle demokratik bir uygulama. Yasayı kim yapar normalde? Meclis. Yürütmeyi kim yapar? Hükümet. Biz Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte kabine sistemine geçtik. Biz bu sisteme de güçler ayrılığı sistemi diyoruz. Artık devletin bir cumhurbaşkanı, bir başbakanı, bir de meclis başkanı var. Baktığımız zaman ilk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk. İlk başbakanımız İsmet İnönü. İlk meclis başkanımız da Fethi Okyar olacak. Cumhuriyet'in ilanı bu şekilde. Şimdi siz diyeceksiniz ki biz neden Cumhuriyet'i ilk önce ilan ettik, daha sonra halifeliği kaldırıldık? Cumhuriyet'le halifelik birbirinin karşıtı mı? Karşıtı. Biz aslında saltanatı kaldırdığımız tarihte 1922 yılında halifeliği de kaldıramaz mıydık? Kaldırabilirdik diyeceksiniz.
Arkadaşlar halife devlet işlerinin dini kurallarla yönetildiği sistemin adıdır. Yani açıkçası din halkın hassas olduğu bir noktadır. Biz saltanatın kaldırıldığı tarihte halifeliği de kaldırsaydık halkın tepkisini çekmiş olacaktık. Biz ilk önce saltanatı kaldırdık, daha sonra cumhuriyeti ilan ettik, halkı bu yönetim biçimine alıştırdık, daha sonra da halifeliği kaldıracağız. Söylemiş olduğum gibi devlet işlerinin dini kurallara göre yönetildiği sistemin adıdır. Halife devlet yönetimine karışıyordu. Aynı zamanda yenilik karşıtıydı. Yenilik karşıtı olduğu için yapılan inkılapların ve yeniliklerin önünde engel teşkil ediyordu. Bu gibi nedenlerden dolayı aynı zamanda eski rejime tekrar saltanat ve halifeliği isteyenler halifenin etrafında toplandıkları için biz ne yaptık? Halifeliği kaldırmak durumunda kaldık. Peki halifelik kaldırıldıktan sonra neler gerçekleşti? Laiklik ve milli egemenlik ilkesi tam anlamıyla yerleşmiş olacak. Yeniliklerin önündeki engeller kaldırılıyor. Cumhuriyet daha sağlam bir temellere oturtulmuş oluyor. Peki 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırıldığı tarihte başka yapılan yenilikler de var. Onlara bakalım. İlk başta Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Neydi Tevhid-i Tedrisat Kanunu? Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na göre tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacaktı. Şer'iye ve efkaf vekaleti nedir arkadaşlar? Şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırılıyor. Yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Erkan-ı Harbiye Kanunu kaldırılıyor. Erkan-ı Harbiye Kanunu nedir? Erkan-ı Harbiye Kanunu ile birlikte ordu siyasetten ayrılıyor. Tarihinde yapılan diğer yenilikler de bunlardır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim ve öğretim birleştiriliyor. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Erkan-ı Harbiye Kanunu ile birlikte de ordu siyasetten ayrılıyor. Siyasi alanda yapılan yenilikler bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde hukuk alanında yapılan yeniliklerle görüşmek üzere. 3, 2, 1, kayıt. Evet arkadaşlar.